Sıvı karışımları ile ilgili örnek sorulara bakalım arkadaşlar şimdi beraber. İlk örneğimizde X, Y, Z sıvılarımızın kütle hacim grafiği şekillik gibidir denilmiş. X ve Y'den ve Y ile de Z'den V hacimli sıvılar alınarak ayrı ayrı karışımlar oluşturuluyormuş. Bu karışımların öz kütleleri oranı nedir diye sorulmuş. Öz kütleyi bulurken D'ye eşittir ne demiştik? M bölü V'ydi. Yani kütle bölü hacim. Verilen değerlere baktığımız zaman o zaman kütle ile yoğunluğun doğru orantılı olduğunu söyleyebilirim. X cisminin kütlesi 3M, Y cisminin kütlesi 2M, Z cisminin kütlesine de M kadar demişiz. Yani X'in yoğunluğuna 3D, Y'nin yoğunluğuna 2D, Z'nin yoğunluğuna da o zaman D kadardır diyebilirim. E peki burada eşit hacimlerde sıvılarla karışımlar oluşturuluyormuş. Yani D karışım eşit hacimdeki durumlar için neydi? Aritmetik ortalama. Yani D1 artı D2 bölü 2 idi. O zaman diyorum ki D, y, Z eşittir 3 tane D artı 2 tane D bölü 2'dir diyebilirim. Aynı şekilde D, y, Z diyoruz. Bunun içinde 2D artı D bölü 2'dir diyebiliyorum. E artık yukarıdan gelen değerimiz 5 bölü 2. Aşağıdaki değerimiz de 3 bölü 2 ise taraf tarafı oranladığımda buradan da 5 bölü 3'lük bir oranın çıktığını söyleyebiliriz. Öz kütlesi D olan 4M kütleli sıvı ile Öz kütlesi 2D olan 3M kütleli sıvılar karıştırılıyor. Buna göre karışımın özkütlesi nedir diye sorulmuş. Karışımın özkütlesi bulunurken arkadaşlar ne yapıyorduk? Toplam kütle bölü toplam hacimdi. O zaman şunu diyebilir miyim? D karışım eşittir. M1 artı M2 bölü V1 artı V2'dir diyebiliyorum. E peki burada kütle değerimiz verilmiş ama hacim değerimiz verilmemiş. D eşittir. M bölü V ise V'yi yalnız bırakırsam M bölü D kadardır diyebiliriz. Kütle değerlerimi yazıyorum. Birinci sıvının kütlesel değeri 4M. Artı ikinci sıvının kütlesel değerine de 3M'dir dedik. Hacim değerimi yazarken ne diyorduk? Cismimizin kütlesi bölü yoğunluğu artı diğerine bakıyorum. 3M bölü 2D'dir dedim. Ve burayı 2 ile genişletiyoruz. Yukarısı 7 tane M bölü 8M artı 3M bölü 2'dir dedik. Ve burası 7M bölü 11M bölü 2D olarak gelecek. Ve arkadaşlar ters çevirip çarptığımız zaman 7M çarpı 2D bölü 11'dir diyoruz. M'ler sadeleştiğinde karışımın yoğunluğunun 14D bölü 11'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir kaba 2D öz kütleli sıvıdan ve 3D özkütleli sıvıdan da 4V hacimde sıvılar konularak bir karışım oluşturuluyormuş. Karışımın özkütlesi nedir diye sorulmuş. Yine karışımın özkütlesi bulunurken toplam kütle bölü toplam hacimdir diyeceğiz. E peki buradaki değerler için de diyorum ki D karışım toplam kütlemiz bölü toplam hacimiz. M1 artı M2 bölü V1 artı V2. Peki arkadaşlar kütle değerini bilmiyorum. D eşittir M bölü V ise çapraz çarpımdan kütleyi yalnız bırakırsak kütlenin artık deveye eşit olduğunu söyleyebilirim. E buradan 2d çarpı v'den 2 dv gelecek. Artı ikinci sıvının kütlesel değeri için 3d çarpı 4 v'den 12 tane devedir diyoruz. Bölü v artı 4 tane v. E artık 14 dv bölü 5 v'den buradaki değerimizin 2,8 d'ye kadar olduğunu söyleyebilirim.